Hayırlı günler, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz Çocuk Atölyesi programına. Yine neler izleyeceksiniz bakalım, bugün biz neler hazırlamışız sizler için. Bilgileri alacağız öğretmenlerimizden az sonra. Öğretmenlerimiz yine yerlerini aldılar. Yanlarında arkadaşlarımız var, hazırlıklarını yaptılar ve anlatmaya başlayacaklar. Şaşkınımız da yerinde. O da konuşacak sizlerle ve biraz sonra bize nasıl ulaşabileceklerini söyleyeceksin değil mi şaşkın arkadaşlarımızın? Evet yani. Ablacığım yine heyecanlı arkadaşlar ekran başında. Biz de buraya toplandık. Nereden ulaşacaklarını birazdan arkadaşlara söyleyeceğim. Onlar da hemen not alsınlar ve bizi takip etsinler. Evet, birazcık sonra nasıl ulaşacağınızı bizlere öğreneceksiniz ve yine neler yapacağımızı öğreneceksiniz stüdyomuzda. Öğretmenlerimiz hazırlıklı geldiler dedik. Her çocuk atölyesi programında biliyorsunuz etkinlikler hazırlıyor öğretmenlerimiz, onları anlatacaklar. Ama onların dışında ilerleyen dakikalarda bir de yarışmamız olacak. Atasözü oluşturacağız yine küplerle. Rengarenk küplerimiz var, harfler var üzerlerinde. Biz onları bir araya getireceğiz ve atasözümüzü tamamlayacağız. Hangi atasözümüz var bugün? Küpleri tamamladığımızda birlikte görmüş olacağız. Bir tane daha yarışmamız var. Mini minnacık bir yarışma ama öğretmenimiz ne yapacağını söylerken onu söylesin. O şekilde öğrenelim. Olur mu? Şimdi hemen başlayalım. Ekran başındaki arkadaşlarımız daha fazla meraklandırmadan Merve öğretmenimiz bizim için ne hazırlamış onu öğrenelim. Biz bugün şekilli palyaço yapacağız. Evet. Niçin bu ismi verdim? Bir amacı var. Arkadaşlarımıza şekilleri aynı zamanda şu şekilde göstereyim ben. Renkleri öğretebileceğimiz bir palyaçomuz olacak şu şekilde. Palyaçomuzun burun kısmına gelecek olan şekli arkadaşımıza soracağız. Hangi şekil olduğunu bize söylemesini isteyeceğiz. Ay, çok sevimli bir palyaço olmuş o da. Çok güzel görünüyor şaşkın. Ayrıntıları biraz sonra öğrenelim öğretmenimizden. Çünkü merak ettiğimiz çok şey var. Soracağız, siz anlatacaksınız. Ama bizim bugün bu programda ne yapacağımızı söylemiş olduğunuz şekilli palyaço evet. yapacağız. Hem şekilleri öğreneceğiz hem de çok tatlı bir palyaço figürümüz ortaya çıkmış olacak. Evet. Elinize sağlık, çok güzel görünüyor. Arkadaşlarımız da size yardımcı olacaklar. Bu masada ne var acaba Büşra öğretmenim? Ne var? Etkinliğimiz masada değil. Masada görünmüyor şu an. Şimdi evet. Ay. Yani masadan yere geldi, biz orada evet. görebiliyoruz öyle mi öğretmenim? Evet. Çünkü bir oyun hazırladık. Hı hı. Filin hortumuna tabakları geçirme oyunu. Hı hı. Hem filin fiziksel özelliklerini öğreneceğiz hem de bir oyun hazırlayalım dedik hı hı. malzemelerle. Pratik bir oyun olacak. Birazdan nasıl yapıldığını görmüş olacağız. Evet. Çok kolay olmuyor göründüğü kadar. Biz denedik yayından önce, bu tabakları atmaya çalıştık ve... Biraz zorlandı. Evet. Ama önemli olan aslında burada hem filmin özelliklerini öğrenmek evet. hem de oyunumuzu kendimiz hazırlamak. Evet. Ayrıntıları biraz sonra anlatalım. Sonra da oyunumuzu oynayalım. Böyle işte çok kolay değil. Evet. Peki arkadaşlarımız size yine yardımcı olacaklar. O zaman biraz sonra ayrıntılı bilgilerle sizlere dönelim ve çalışmaları başlatalım. Arkadaşlarımız da bir taraftan çalışmaya başladılar. Kolay gelsin şimdilik. Şaşkıncığım. Evet. Nasılsın? Arif abla yine ben çok iyiyim. Çok mutluyum. Mutluyum. Evet, programda arkadaşlarımızla buluşunca, ekran başındaki arkadaşlarımızla bir arada olunca çok mutlu oluyoruz. Evet. Ve onlarla yaklaşık yarım saati güzel çalışmalarla, yarışmalarla birlikte geçiriyoruz. Ama onlar şunu hep soruyorlar, diyorlar biz izliyoruz ama sizlere ulaşmak da istiyoruz. Bunun için ne gerekiyor şaşkın? Evet, bunun için şimdi söyleyeceğim adresleri yazarsanız oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bugün yine çok neşeli, çok heyecanlı ve böyle biraz hareketli olacak etkinliklerimiz. Ve bu etkinlikleri siz de yakinen takip etmek istiyorsanız önce bizi izliyorsunuz. Sonra tabii ki bizim Facebook ve Instagram sayfamızdan da onları görebiliyorsunuz. İşte bizim Facebook sayfamız facebook.com/çocukatölyesitv. facebook.com/çocukatölyesitv diye yazdığınızda bizi Facebook sayfamızdan takip edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bir de bizim Instagram sayfamız var. Orada da çok şirin videolarımız oluyor. Onları da izleyebilirsiniz. Instagram sayfamızda yine aynı şekilde çocukatölyesitv diye aradığınızda bizi mutlaka buluyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü yarışmaları kaçırmak istemiyorsanız hemen bizi Facebook ve Instagram
Instagram'dan takip edin. Yarışmaların tüm detaylarını orada göreceksiniz. Ve siz de evde hazırladığınızda eve misafirler gelince onlarla oynayabileceksiniz. Hadi bakalım, bekliyoruz. Evet, çalışmalarımızı oradan da takip edebiliyorsunuz. Oradan da yine bizlerle paylaşacağınız fotoğrafları mesaj bölümünden paylaşabiliyorsunuz. Bekliyoruz. Siz de çalışmalar yapıyor musunuz? Ya da bizim yaptığımız çalışmaları deniyor musunuz? Ya da nelerle uğraşıyorsunuz? Hem de kendinizi tanıtarak bunları ulaştıra iletebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bekliyoruz. Öğretmenlerimiz çalışmaya başladı arkadaşlarımızla birlikte. Ama çalışmaların detaylarını biraz sonra anlatacaklar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlarımızla tanışacağız. Ülkü var burada. Nazmi var. Onlarla tanışmaya başlayalım. Ülkü, mikrofon sana çok yakın. Seninle başlayalım. Öncelikle Çocuk Atölyesi programına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Heyecanlı mısın hala? Evet, çok heyecanlısın. Biraz sonra azalacak heyecanın. Daha oyunlar oynayacağız, yarışmalar yapacağız, değil mi? Çalışmaları tamamlayacağız, çok işimiz var. Onları yaparken de heyecanın azalmış olacak. Ülkü, kendini tanıt bakalım. Seni biraz tanıyalım. Adım Ülkü Şimal, soyadım Yıldırım. Dörde gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? Yürüyerek mi gidiyorsun dörde? Neyle gidiyorsun? Dörde geçtim. Ha, dörde geçtin. Peki Ülkü, sen okula serviste mi gidiyorsun? Hayır, annemle gidiyorum. Aa, peki tamam, bana söyle bakalım. Annenle sen her sabah okula gidiyorsun ya. Hı-hı. Arabayı sen mi kullanıyorsun? Hayır. Peki sen nerede oturuyorsun? Arkada. Wow. Peki bir şey daha soracağım. Bu arabaya oturduğu zaman bir şey varmış, böyle bir ne kemer vardı. Bu kemer ne kemeriydi? Hani böyle emniyet. Emniyet. Evet. Sen kullanıyor musun onu? Kullanıyorum. Neden biliyor musun? Neden kullanıyorsun? Çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye ve onu taktığımız zaman ne oluyormuş? Emniyet kurallarına uyuyorum. Aa, Arif abla. Efendim Şaşkın. Dedem diyor ki emniyet kemerini takmazsan o, yani bir kaza olursa o zaman seni korumaz diyor. Evet, Allah korusun bir kaza olursa, ki araçla hani gidip gelirken olabilir, mümkün ama tabii Allah korusun. Emniyet kemeri bizi tutuyor, değil mi? Çarpmamış oluyoruz herhangi bir yere. Sıkıca tutmuş oluyor. O yüzden lazım ama aferin Ülkü, hepsini yapıyormuş zaten. Hepsine dikkat ediyormuş. Tebrik ediyorum seni ayrıca Ülkü. Mikrofonu Nazmi'ye uzatalım, bir de onun sesini duyalım. Nasılsın Nazmi? İyiyim. Nazmi de çok heyecanlıydı yayından önce, değil mi Nazmi? Evet. Hala mı heyecanlısın? Evet. Biraz azalacak inşallah. Seni de tanıyalım mı? Evet. Tanıyalım, tanıt bakalım kendini. Benim adım Nazmi Gülten. 3B'ye gidiyorum. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Nazmi, şimdi sen bugün orada ne faaliyet yapacaksın biliyor musun? Biliyorum. Ne yapacaksın? Palyaço. Palyaço. Peki palyaçonun şarkısı var, onu biliyor musun? Yok. Hani şöyle diyor ya. Pipon topu burnumuzla biz sevimli palyaçoyuz. Pipon topu burnumuzla biz sevimli palyaçoyuz. Askılıdır pantolonumuz, kocamandır papyonumuz. Nasıl ama? Çok güzel. Güzel. Evet, çok güzel. Palyaço, sen hiç gördün mü? Evet. Aa, çok komikler değil mi? Evet. Bakalım bizim yaptığımız palyaço da hem komik hem de bize bilgiler veriyor mu? Sen merak ediyor musun nasıl bir şey olacak? Evet. Tamam, göreceğiz. Ben size soracağım. Siz de bakalım bilebilecek misiniz şekilli palyaçomuzu? Tamam mı? Tamam. Peki, teşekkür ettik Nazmi'cim. Öğretmenle birlikte tamamladığınızda Şaşkın'ın dediği gibi görmüş olacağız. O şekilleri herhalde bileceğiz. Onun bir oyun kısmı da var gibi geliyor. Öğretmenimiz detaylı anlattığında birlikte görürüz, olur mu? Teşekkür ettim, kolay gelsin. Nazmi çok güler yüzlü ve gamzeler iyice güzelleşiyor gülümsediğinde, maşallah. Geldik buraya. Burada da çalışkan kim var? Fatih var. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Öğretmeniniz çalıştırıyor sizi herhalde. Evet. Ne yapıyorsunuz? Fil. Oo, hadi bakalım. Seni tanıyalım mı? Kendini bir tanıtır mısın? Adım Fatih, soyadım Duygu. 3B sınıfında okuyorum.
8 yaşındayım. Ve boş zamanlarında ne yaparsın? Kitap okurum, ödev yaparım. Harikasın. Kitap okuyan, yine bir kitap severle tanışmış olduk değil mi Fatih? Aferin sana. Mikrofonu uzat bakalım. İsmi Nura. İsmi Nura, al bakalım mikrofonu. Seni de tanıyalım. Adım İsmi Nur, soyadım Gülten. 4 aya gidiyorum. 9 yaşındayım. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda mı? Test çözüyorum. Ödev yapıyorum. Kitap okuyacak zaman bulabiliyor musun? Evet. Birazcık. Oyun oynayacak zaman bulabiliyor musun? Evet. O zaman da bulmak lazım çünkü önemli. Değil mi? Oyun oynayacak zaman da bulmak lazım ki dinlenelim, daha iyi odaklanalım, daha iyi ders çalışalım. Evet. Kitap okuyacak zaman da bulmamız lazım ki kitap hayatımızın her zamanında lazım olacak. Değil mi? O yüzden evet, onlara da vakit ayıralım. Kolay gelsin İsmi Nur, sana da mikrofonu bırakabilirsin. Masaya devam edebilirsin çalışmana. Şimdi az sonra yarışmamız var ama yarışmadan önce öğretmenlerimiz nasıl başladılar çalışmaya biraz anlatsınlar. Palyaçoyu yapmak istiyorsanız eğer siz de Merve öğretmenimizin masasındaki gibi anlatsın ki bize, biz onun nasıl yapıldığını öğrenip çalışabilelim. Ekran başında siz de yapabilin. Büşra öğretmenimiz de fil figürünü, bu oyunun nasıl hazırlandığını biraz anlatsın ki oyunun nasıl yapıldığını öğrenelim, onu da yapabilelim değil mi bulunduğumuz yerlerde? Oyun, hepsi yine bir arada, hem de öğrenme var. Çocuk Atölyesi programında hep diyoruz, eğlenirken öğreniyoruz. Bu çalışmalarda da yine bunu yapmış olacağız. Büşra etmemize dönüyoruz. Fil figürümüz var mı hani yerde? Yuvarlaklar geçireceğiz hortumuna fil figürümüzün. Onu nasıl yapıyoruz acaba? Evet. Fil için önce sert bir mukavvaya ihtiyacımız var. O kafa kısmını sabit ve dik tutabilmek için. Bir tane mukavvayı ben yuvarlak şekilde kestim. Fillerin zaten çok büyük hayvanlar olduğunu biliyoruz. Yine büyük bir... Biz sadece zaten kafasını yapacağız ama kafasına da zaten birçok fiziksel özelliği var anlatabileceğimiz. Önce büyük bir yuvarlak kesiyoruz kafası için. Ben orada gri yaptım. Burada mavi yapacağım ama pembe de oluyor. Yani istedikleri renk yapabilirler filleri. Şimdi maviyle üzerini kapatacağım. Daha sonra fillerin zaten en büyük özelliklerinden biri bu büyük kulakları. Yerdekinde de duruyor. İki tane büyük kulakları var. Bunlarla hatta böyle serinliyorlarmış filler. Peki sizin çalışmanız daha hızlı ilerleyecek, evet, ve daha çabuk bitecek. Evet. Şu anda bile ilerlemişsiniz. Evet. Bir yuvarlak, büyük iki tane kulaklar lazım, evet, filin ve uzunca bir hortumu, evet, halkaları geçirebilmemiz için. Evet. Dolayısıyla biraz sonra belki hani bir yarışmamız var ama ondan sonra sizin çalışmanızın yarışmasını yapalım, evet, öncelikle. Tamam. Biz... Merve öğretmenimizin çalışması biraz daha detaylı, biraz daha uzun sürecek ama programımızın sonlarına doğru onu da tamamladığımızda ve vakit kaldığında oyunu da oynayalım, olur mu? Olur. Şaşkın, yarışmaya geliyorsun. Ay, daha heyecanlı yarışmaya mısın? Şimdi bizim bu fille yapacağımız yarışmaya mı geliyor? Hayır, atasözlerini oluşturacağız biraz sonra. Arkadaşlar, ben hazırım ama siz hazır mısınız? Hem bugün atasözümüz de yine çok güzel. Yani bu atasözünden gerçekten çıkartacağımız çok güzel dersler olacak. Kesinlikle. Öncesinde bir bölümümüz var arkadaşlar. O bölümü izleyelim. Ardından yarışmayla sizleri burada karşılayalım. Atasözümüzün küplerini masadaki arkadaşlarımızla, masalardaki arkadaşlarımızla oluşturalım, olur mu?
Evet arkadaşlar, biz yarışmak için hazırız. Bayağı da heyecanlıyız. Heyecanlı mısınız öğretmenim? Heyecanlıyız. Biz de heyecanlıyız değil mi İsminur? Yani ekip olarak heyecanlıyız. Ne kadar zamanda küpleri tamamlayacağız? Ne kadar zamanda atasözümüzü oluşturacağız? Biraz sonra görmüş olacağız. Şaşkınımız bize süre tutacak. Evet. Ve biz hazırız şaşkın. O zaman süremizi başlatacağım. Hazır. Bir, iki, üç. Haydi bakalım süremiz. Hemen bir tane başlıyor İsminur. Bakalım harika, nasıl bir atasözü çıkacak. Aa, baş harfi evet, oymuş harfi. Yani. Sona sondaki, sondaki harfi. Baş harfi oymuş. Zararla. Aa, zararla oturun. Hadi gel bakalım yanıma. Kalkan. Öfkeyle kalkan. Zararla oturun. Evet. Hocam Arif bir abla. Bakalım şöyle. Efendim şaşkın, öfkeyle kalkan, zararla oturur. Ne kadar sürede tamamladı bu ekip? Bayağı oldu. Yani? Yani 1 dakika 6 saniye. Tebrikler. Alkışlarla yerinizi alıyoruz sizi. Harikaydınız. Teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Nazmi ve Ülkü ile yarışacağız. Merve öğretmenimizle beraber. Diğer masaya geçebilecek miyiz? Görmüş olacağız. Ülkü ve Nazmi, hızlı olmanız gerekecek ki diğer masaya geçebilelim. Tamam mı? Yine aynı atasözümüzü oluşturacağız. Yine küplerle bakalım ne kadar zamanda tamamlayacağız. Şaşkın. Evet, az önceki grubumuz 1 dakika 6 saniye yapmıştı. Hadi şimdi sayalım. Bakalım sayıyorum. 1, 2, 3. Başla bakalım. Bir tane boş küp. Nazmi. Ve başladı bakalım. 1 dakika 6 saniyeden önce yapabilecekler mi? Merak ediyoruz. Ekran başındaki arkadaşlar sizce yapabilecekler mi acaba? Öfkeyle kalkan zararla oturur dedik ve bitti mi? Öfkeyle kalkan zararla oturur, alkış istedik. Alkış! Evet, bakalım. Çok heyecanlandık, çok yorulduk. Ne kadar zamanda tamamlandı? Şimdi az önceki arkadaşlarımız tam 1 dakika 6 saniye yapmıştı. Ülkü ile Nazmi. Şimdiki arkadaşlarımız da 1 dakika 22 saniye. Alkışlarla. Evet, atasözümüz öfkeyle kalkan zararla oturur. Sorduk, acaba ne anlama geliyor dedik. Atalarımız söylemişler. Öz olarak söylemişler. Bu kadarcık kısa olarak söyleyerek aslında çok şey anlatmak istemişler. Acaba ne anlatmak istemişler? Mikrofon uzattığımız arkadaşlarımız bakalım ne anlamışlar? Ardından buradayız. Zararla oturuyor, öfkeyle kalkıyor. Yani insanlara kızıyor. Şimdi adam öfkeleniyor ama düşünemiyor. Sonra da zararlı düşünüyor. Bir tane arkadaş arkadaşının kalemini kırmış. O arkadaş da çok sinirlenmiş. En özel kalemiymiş. Babası vermiş. O yüzden de çok sinirlenmiş. 1-2 saat geçmiş. Ondan sonra da barışmışlar. Yani o çocuk da, kızan çocuk da pişman olmuş. Mesela benim ayağıma bir taş geldi. Onu çok sinirlendim. Bir cama vurdum, attım ve bir cama çarptı. Ve ben de üzüldüm ve öfkelendim. Bir tane çocuk arkadaşının topunu patlattı mesela. O da ona bağırdı, kızdı. Sonra o çocuk, kızan çocuk eve gitti. Pişman oldu. İşte bu aklıma geliyor. Bence şöyle bir örnek vereyim. Şimdi okuldan geliyorsunuz. Eve geliyorsunuz. Ondan sonra ödev yapmaya kalkarken bir tane soruyu çözemiyorsunuz. Ondan sonra sinirinizden ödevinizi yapmıyorsunuz. Okula gidince öğretmen size kızıyor ve pişman oluyor.
Arkadaşlarımız anlattılar ne anlama geldiğini, söylediler. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş, değil mi? O yüzden öfkelenmemeye gayret etmek lazım belki. Öfkelenebiliriz, hepimiz insanız. Öfkelensek bile sakin davranmaya, acele etmemeye, o sinirimiz biraz geçtikten sonra belki yapacaklarımızı yapmalıyız ki doğru kararlar verelim, doğru şeyler yapalım. Şimdi filimiz burada. Tabaklarımız ya da halkalarımız hemen yanında. Biraz sonra arkadaşlarımız yarışacaklar ama öncesinde öğretmenimiz tamamlamış mı acaba ismi Nur'la birlikte arkadaşımızla beraber ve nasıl tamamlamış onu öğrenelim, sonra yarışalım. Tamam. Biz önce sert bir mukavva ihtiyacımız var demiştik. Kestik yuvarlak bir şekilde yapıştırdık. Daha sonra hortumunu hazırladık. Hortumu için ben yuvarladım silindiri ve altına yapıştırmak için kısımlar kaldı. Bunun nasıl yapıldığını anlatacağım demiştim. Onu hemen ben küçük bir kartonda göstereyim. Böyle uzun dikdörtgen bir kağıda ihtiyacım var. Daha sonra bunun böyle alt kısmını küçük bir şekilde katlıyorum. Bunlar kağıda yapışması için gerekli. Daha sonra onları makasla ince ince kesiyorum. Bu da kağıdın yuvarlanması için gerekli. Daha rahat yuvarlanıyor silindir yapacağımız için. Tamamen kestikten sonra bir silindir halinde yuvarlayacağım. Bu altta kalan kısımlara da yapıştırıcı sürdüğümde yapışmak için yer kalmış olacak. Yoksa diğer türlü kıvırdığımızda bu şekilde dümdüz oluyor ve yapıştırması zor oluyor. Ama bu şekilde artık yapışması için böyle bir kısımlar yaptık biz ve daha rahat yapışacak şimdi. Hortumunu da hazırladık. Yapıştırdığımızda etkinliğimiz tamamlanıyor. Yarışmaya hazır hale gelmiş oluyoruz. Ama biz zaten sizin daha önce tamamladığınız çalışmaları yapacağız. Fatih ve İsminur'u alayım yanıma. Gelin bakalım böyle. Arkadaşlarımız heyecanlı. İsminur'la Fatih yarışmaya da hazırlar. Halkaları atacaklar. Filin hortumuna geçirmeye çalışacaklar. 45 saniyeniz var arkadaşlar. Biriniz atıyorsunuz, diğerinizin arkasına geçiyorsunuz. Atıyorsunuz, arkasına geçiyorsunuz. Süremiz artarsa, elimizdeki yuvarlaklar biterse attıklarımızdan alıp devam ediyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şaşkın 3'e kadar sayalım. Arkadaşlarımızı başlatalım. Evet, o zaman sayıyorum şimdi. 1... İki, üç, başla bakalım. Hemen İşte süremiz başladı. Acaba 5 saniyede kaç tane atabilecekler? Hop, ay olmadı. Hop, ay gene gitti. Biraz daha böyle ileri atmanız lazım sanki. Biraz daha eğilebilirsin. Alabilirsin hemen oradan. Hemen al, 45 saniyede kaç tane olacak? Daha henüz olmadı ama bu sefer başaracaksınız, eminim ben size. Daha var süremiz. Ay işte bir tane aldı. İkinci de oldu herhalde, değil mi? Hayır, bir tane şu anda. Bir oldu. 10 saniye kaldı. Evet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Vav, neredeyse hepsini tamamlayacaklardı Arife abla. Yarışmanın sonlarına doğru artık olayı öğrendiler. Nasıl atarlarsa denk getirirleri. Tebrik ediyoruz sizi. Kaç tane oldu? Hemen sayalım. Hemen bakalım. Vav, bayağı olmuş son zamanda ama. Hadi hep beraber sayalım şaşkıncığım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alkışlıyoruz 7 arkadaşlar. Tane. Wow! Gerçekten çok fazla. Şimdi Ülkü ve Nazmi ile yarışacağız. Onlar heyecanlılar. Yine filin hortumunu atmaya çalışacaksınız. Bakalım kaç tane atacaksınız 45 saniyede. Diğer masa 7 tane. 7 tane attı. Bu masa bakalım kaç tane. Ülkü, bunlar senin. Nazmin, bunlar senin. Süre kaldığında oradan alıyorsunuz, tekrar atabiliyorsunuz. 3'e kadar sayınca başlıyorsunuz. Biz hazırız. Hadi şaşkıncım. 1, 2, 3. Hadi bakalım başla. Hızlı olmanız lazım. Biraz eğilin ama, tamam mı? Yavaş yaklaşın. Eğilin. Evet. Ay girmedi yine. Ay ucunda kaldı. Atın biraz daha. Onu kurtarın en iyisi. Onu alalım. Acele edin arkadaşlar. Hemen. Biraz hızlı olun. Biraz daha yaklaşın bence. Devam. Süremiz hadi. Var. Hop, ay olmadı. Evet. Yine olmadı. 7 tane yapmamız lazım arkadaşlar. Evet. 1, evet çok güzel. Evet. 2, çok iyi hadi. Evet. Neredeyse 15 saniyemiz kaldı ama acele edin arkadaşlar. Hızlı hızlı alın. Şaştım. Ve... Bir dakika, onu alalım yine. Ay devam edin hadi bakalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alkış.
alkışlayalım sizi. Hep yarım yarım girdi ama bakalım kaç tane olmuş. Hemen sayalım. Hadi beraber sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Alkışlarla yerlerinizi alıyoruz. Bir farkla diğer masa kazanmış oldu. Teşekkürler. Yarışmamızı tamamladık. Şimdi Merve öğretmenimizin yaptığı çalışmanın nasıl tamamlandığı hakkında birazcık bilgi alacağız. Programımızın sonlarına da yavaş yavaş yaklaşıyoruz Merve öğretmenim. Palyaçolar bitti. Evet. Ama son kısımlarını nasıl yaptınız? Özellikle şekillerin ve renklerin olduğu o uzun dikdörtgen parçayı nasıl hazırladınız? Ve nasıl göreceğiz palyaçoyla beraber onu öğrenelim. Dikdörtgen şekle geçmeden önce bu dikdörtgen kısmı nasıl hareket ettiriyoruz onu göstereyim. Evet. Çünkü o önemli. Palyaçomuzu bu şekilde bitirdik. Hı-hı. Ters çevireceğiz. Yine elimize bir dikdörtgen parça aldık. Bunların kenarlarını içe gelecek şekilde ikiye katladım. Ve katladığım kısımlara yapıştırıcı sürüp burun kısmına yani açmış olduğumuz delik kısmının üstüne gelecek şekilde şu şekilde yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra ben hemen şöyle ters çevireyim buradan göstereyim. Şöyle bir kısım olacak. Yani bir cep görünümü olacak arkada. Biraz kaldıralım mı öğretmenim ben de göreyim. Ha? Şöyle bir cep kısmımız olacak. Bu bizim dikdörtgen kısmımızın hareket etmesini sağlayacak. Hemen şöyle ters çevirdiğimde daha rahat ve kolay aynı zamanda düşmesini engellediği bir kısım olacak. Bu şekilde arkadaşlarımız hareket ettirdikleri zaman istedikleri şekilleri hem görecekler hem de renklerini görmüş olacaklar. Dolayısıyla aslında bizim palyaçomuzun burnu bazen yuvarlak, bazen kare, bazen üçgen gibi evet. değişebilecek. Görüntüsü de değişmiş olacak değil evet. mi? Peki Şaşkın'a soralım. Hani arkadaşlarımıza mı sorsak diye düşündük önce ama sonra Şaşkın'a soralım diye karar verdik. Şaşkın'a soralım. Ay. Şaşkın da bize çok hızlı arka arkaya rengini ve şeklini söylesin. Tamam. Bakalım nasıl oyun oynanıyormuş. Daha küçük arkadaşlarımızla da ablalar, abiler, anneler bu oyunları oynayabilir diye gösterelim. Hazır mısın Şaşkın? Hazırım. Ben üç deyince öğretmenim başlıyorsunuz o zaman. Bir, iki, üç. Bakıyorum şimdi. Şimdi bu elma. Elma burun. Aa. Yani yeşil, yuvarlak. Evet, hemen değiştiriyoruz. Bu şey neymiş? Ev. Yani bu bir, iki, üç, dört, beşken. Beşken burun. Rengi neydi? Mor. Hayır. Değil. Değil mi? Pembe. Evet. Şimdi. O zaman bu şey böyle dört tane şey var yan yana kare. Yok, kırmızı. Yok tam değil. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Kare değil mi? Kare değil. Şöyle P ile başlıyor. Paralel kenar belki bilmeyebilir. Öğretmenim çok zor. Tamam paralel kenar. Hemen geçiyoruz. Bu neymiş? Bu 1, 2, 3, 4, 7. Bu ne kenar bu öğretmenim? Bu da yamuk. Yamuk kenar. Yamuk rengi, kenar. Yamuk şekil. Yani şeklin adı yamuk. Yamuk rengi ne? Rengi de mavi. Mavi. Evet. Hemen bir tane daha. Bu da çıtalı gibi olmuş. Altıgen. Evet. Ve rengi neydi? Rengi de mor. Evet. Şimdi bakalım rengini söylemem şekil. Bu çekim. Yuvarlak kırmızı. Evet. Rengi ne? Dikkat et. Daha bitmedi. Turuncu mu? Evet. Turuncu daha var. Bir tane daha mı var? O da şey üçgen. Evet. Bu da yeşil. Evet. Son. Bu ne? Bu da kare, bu da mor. Değil. Pembe mi? Evet. Alkışlar Şaşkın'a. Biraz uzak olduğu için zor görüyorum ama yine de hepsini gördüm. Evet, Şaşkın da uzak kaldı öğretmenim. Teşekkürler. Çalışmalarımızı tamamladık ve veda zamanı. Arkadaşlarımız, öğretmenlerimizi buraya alıyoruz. Çalışmalarınızla beraber vedalaşıyoruz. Biz hep buradayız. Hafta sonları, cumartesi, pazar sabahları saat 9.30'da sizleri karşılıyoruz. Hazırlıklarımızla karşınıza geliyoruz. Ve şimdi de ısmarladık diyoruz. Çalışmalarımızla programımızın sonuna geldik. Palyaçolarımızı tamamladık, fillerimizi tamamladık, yarışmalarımızı yaptık ve ısmarladık deme zamanı arkadaşlar. Bir sonraki programda biz yine burada olacağız. Yine cumartesi, pazar sabahları sizleri karşılayacağız. O nedenle şimdilik ısmarladık. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, ısmarladık. Thank you.